Bir de şöyle bir durum var. Yani şimdi biz hep emekli konuşuyoruz, memuru konuşuyoruz, zamlardan bahsediyoruz ama diğer tarafa baktığımızda işte taksi ücretlerine zam geliyor. Kiralarda %25'in üzerinde ev sahipleri artış yapmak istiyor. Keza otomobildeki fiyatlar artmış durumda. Yani etiketler gün geçtikçe ve ivme kazanıyor. Hiç düşüş görmüyoruz. Eskisi gibi indirim de görmüyoruz. Dolayısıyla tamam, maaşlarımızda bir artış var ama diğer taraftan da giderler var. Yine aynı noktaya geleceğiz belki, alım gücü ve enflasyona. Ama bu süreç hep böyle ilerleyecekse o zaman durumumuz ne olacak? Yani bir yerden artış yapılıyor, diğer taraftan da etiketlerin artışını görüyoruz. Evet, kesinlikle çok haklısın. Ve öncelikle ne olarak şunu söylemiş olalım. 2024'te yine bir genel seçim gündemi olacağı için zaten Ekim, belki hatta Ekim ile Mart arasında bir artış daha yine konuşuyor bile olabiliriz. Yani yaklaşık 4,5-5 aylık süreç içerisinde birden fazla bir artış bile söz konusu olabilir. Veya hemen seçim, yerel seçimlerden sonra tekrar geleceğine dair gibi mümkün. Ama söylediklerim çok doğru. Yani günün sonunda tamam arttıralım, hem tüketicinin ihtiyacı var hem de devlet karşılamalı, ama günün sonunda inanılmaz bir borç ve bu borcu yine kim ödüyor? Biz ödüyoruz. İşte bahsettiğimiz zamlar da aslında ve vergi artışları bütün borcu ülke olarak sırtlandığımız anlamına geliyor. Şimdi bunların yanında sanayici de çok haklı. Neden? Çünkü inanılmaz bir vergi ödemek durumunda ve bu borçlar bir şekilde ödenecek. Yani biz borçlanarak borçlanma modeli izliyoruz ve artı döviz cinsinden tahvil sattık biz yabancıya. Hele ki depremle birlikte 103 milyar dolarlık daha inanılmaz bir maliyet sahibi olduğumuz için dışarıdan aldığımız, işte Avrupa Birliği'nden 6 milyar euro vardı. Bunun 1,5 milyarı bu hibe, diğer kısmı kredi olarak kullanılacaktı. Proje karşılığı alacağımız paralar, ama tamamı borç bunların. Dolayısıyla döviz cinsinden swap vaat ediyoruz, devlet tahvili satıyoruz ve bunlar işte 429 milyar dolar para ödenecek ve işte 206 milyar doları da Ekim'de yine ödenecek. Yani bu paralar nasıl ödenecek? Zamlarla ödenecek. Şimdi inanılmaz bir vergi ödüyorsunuz ve üretici için konuşalım. Üretici fiyat endeksiniz var. Dünyadaki enerji krizinden dolayı maliyetiniz, zaten ham madde maliyetiniz artmış. Bir de enerji kriziyle tüketiciye geçerken, yani perakendeye geçerken üstüne %300 zam şeyle, maliyetle geçiyor. Çünkü geri dönüşünde ödeyeceğiniz büyük büyük vergiler de var. Eş zamanlı olarak zaruri ihtiyaç maliyeti, eş zamanlı olarak ham madde maliyeti. Bunların tamamı artmışken sanayici de ne yapıyor? En azından döviz cinsinden ihraç ettiği, dolarla ödeme alacağı için artı yeni bir yatırıma dayanmaya çalışıyor. Yurt dışındaki iştirakleri, yurt dışındaki ortaklıkları arttırıp en azından orada alıp sattığı ya da üretip sattığı ve döviz cinsinden daha bol ödeme alışını ön plana çıkar. Yani buna uygun ilerlemeye çalışıyor ki kolay TL vergi ödeyebilsin içeride. Böyle olunca kurun düşmesini de sanayici isteyemez. Ticari krediler tarafında da sıkıntılı bir durum var. Dolayısıyla bu ortam içerisinde zamlar da olacak. Vergi de artacak, zam da artacak. Bunu ben kısa vadede bunu halledebiliriz diye düşünmüyorum. Sadece doğru hamlelerle yumuşatabiliriz, durgunlaştırabiliriz. Evet. 2024'ün Mart'ında günlük güneşlik olması pek bu ortam henüz mümkün değil. Dünya da aynı durumda. Artık mümkün olsa mı? Bir refaha kavuşsak mı? Kuaförlerde, berberlerde artık ekonomi konuşulmasa? Ne dersiniz? Bence bireysel olarak bütün herkes öğrenmiş oldu böylece. Kendi parasını yönetmeyi öğreniyorlar. Evet. Bence bir miktarda sanki eğitti bizi, değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ekranımızı güzelleştirdiniz. Katıldığınız için, zaman ayırdınız bizlere. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saatte 14'ü gösterdiğinde faiz kararını açıklayacak.